İnternetten para kazan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle neredeyse hiç kod bilgisi bilmeden bir blog sitesi kurup oradan nasıl para kazanacağınızı, Google'da nasıl ön sıralara çıkabileceğinizi basit bir şekilde anlatabileceğim. Bunun için bilmeniz gereken sadece birazcık bilgisayar bilgisi ve çok az, çok küçük miktarda ve en önemlisi videoyu dikkatle ve sonuna kadar izlemeniz. Arkadaşlar ilk öncelikle bu videoyu yani daha önce hiç bu tarz işlerle meşgul olmamış ama internetten para kazanmak isteyen insanlar için basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fakat sizlerin çok dikkatli bir şekilde bunu dinlemeniz gerekiyor. Diyelim ki sıfırdan bir blog sitesi açacaksınız ve şeyinizi kurdunuz. Gmail adresinizi sıfırdan kurdunuz. Her şey sıfır. Şimdi sıfırdan bir blog kuralım. Bu zaten benim gelecekte de kullanmayı düşündüğüm bir blog olacağı için YouTube kanalımın hikayesi, asıl hikayesi YouTube kanalımın blogunu oluşturacağız. Sizlerle beraber bu kanalı, bu web sitesini hem büyüteceğiz, hem sizler öğrenmiş olacaksınız, hem de ben de sizlere bunları göstermiş olacağım. Blogumuzun ismini yazdık. Sonra şimdi bir adres gerekli. Burada daha önceleri kullanılmamış ve mümkün sizin yapmak istediğiniz sektörün adını ve açık ve net bir şekilde yazmanız gerekiyor. Asıl hikayesi buraya sektörünüz neyse onun ismini yazacaksınız. Ne olmasını istiyorsanız bakalım. Asıl hikayesi kullanılmamış, kimse daha önce almamış. Yani biz bunu kullanabiliriz. Eğer bunu farz misal kullanılmamış olsaydın diyelim ki netten para kazan. Bakın altta maalesef bu blog adresi kullanılabilir değil gibi bir ibare çıkıyor. Bunun sebebi daha önceleri başka birinin alması. Biz asıl hikayesi blog adresine bakın. Bunu kullanabiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Sonra diyoruz. Böylelikle bizim blogumuz asıl hikayesi blogspot.com olarak olacak. Görünen adı asıl hikayesi. Sonra şimdi burası işleniyor. Her şey tamamlandı. Yani şu an bizim blogumuz hazır. Ama tema gibi bazı etkenleri de eklememiz gerekiyor. Mesela buradan basit bir şekilde tema ayarlarına gelerek Google'ın bize sunmuş olduğu temaları kullanabiliriz. Veyahut da bizim AdSense, SEO ve mobil uyumlu temaları kullanabiliriz. Tabii ki de biz buradan para kazanmak istediğimiz için AdSense ve mobil özellikle ve özellikle SEO uyumlu temaları tercih etmemiz gerekiyor. Onlarca, yüzlerce, belki de binlerce ücretsiz bir şekilde verilen blog, AdSense, SEO ve mobil uyumlu blog temaları mevcut. Bunları internetten bulabilirsiniz. Ben konuyu fazla uzatmamak adına daha önceleri de kullanmış olduğum bir temayı özelleştirerek nasıl Türkçeleştireceğimizi sizlere açıklayarak bunu anlatmak istiyorum. Şimdi onlarca ücretsiz tema sitesi var. Ben size bulduğum ve özellikle de kullandığım bir blog göstereceğim. Buradan bir tane blog kanalına girdiniz. Bir tane tema sunan, ücretsiz tema sunan yere girdiniz. Temalarımız kesinlikle ve kesinlikle bakın AdSense uyumlu, SEO yani Search Engine Optimization. Bu da demek oluyor ki yani arama motoru optimizasyonu demek ve mobil uyumlu. Özellikle Google'ın AdSense verirken yani bizlere reklam politikasını izlerken buna bakıyor. Şu üçüne özellikle bakıyor. Bunlar olmazsa sizin yaptığınız bütün her şey çöp olur. Onun için arkadaşlar gerçekten bu işi dikkatli bir şekilde izleyin. Benim Nivcom adındaki temayı sürekli olarak kullanıyorum. Ücretsiz SEO, AdSense ve özellikle de mobil uyumlu bir tema olduğu için. Buradan kaliteli blog temaları.blogspot.com'dan da bunu alabilirsiniz. Temamızı açtık. Bakın burası diyor ki bak sen buraya diyor reklam verebilirsin diyor. Şöyle hatta canlı ön izlemeyle sizlere göstereyim. Bak diyor ki buraya diyor reklam verebilirsin diyor. Buraya reklam verebilirsin diyor bak bu kısımlara. Şu kısımlara reklam verebilirsin diyor. Yani diyor ki abi verirsin diyor. Sıkıntı yok diyor. Sen yeter ki yayınını gir. Şimdi arkadaşlar temamız bu. AdSense uyumlu, mobil uyumlu bu temayı rahatlıkla kullanabiliriz ki ben görünüş açısından da bunu çok çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bunu ücretsiz indiriyoruz. Basit bir biçimde bunu indiriyoruz. Şimdi arkadaşlar zaten 1 MB'lık bir şey ve bunun için emin olun öyle kod bilgisi falan bilmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken şu. Yani Ctrl F yapıp yabancı ismi aradıp Türkçeleştirmek. Bakın bu kadar basit bir şey. Şimdi Nivcom temasını şöyle yapalım. Not defteriyle açalım arkadaşlar. Bakın
Normalde sürükleyip de atabilirsiniz ama hani basit olarak anlatmak istiyorum. Çünkü birçoğunuz belki de kodlama adına hiçbir şey bilmiyor ve hani bu işten para kazanmak istiyor. Şimdi temamızı kopyaladık. Her şey tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar, özelleştir kısmı yanında şöyle bir ok var. Buraya tıklıyoruz. Burada diyor ki HTML düzenleyicisi. Az önce bizim kopyalamış olduğumuz bütün kodları buraya yapıştıracağız. Bakın bu şekilde olması sizin gözünüzü korkutmasın. Sizin bunlarla işiniz yok zaten. Bunu dert etmeyin. Ctrl A, Ctrl V. Şimdi arkadaşlar, yani direkt kopyala yapıştır yaptık. Seçtik hepsini, yapıştır. Şimdi kaydediyoruz. İşleniyor diye ve güncelleme başarılı. Bakın az önce bizim gönderdiğimiz blok adresi şöyle hatta gösterelim. Çünkü şimdi bloğumuzu görüntülüyoruz arkadaşlar. Bakın burada sol alt köşede de bloğu görüntüle kısmı var. Bakın gördüğünüz gibi az önceki bu temanın kopyasını, aynısını bu şekilde buraya aktardık. Bakın her şey tamam ama ne eksik? Bir, yayın yok. Bunda hemfikiriz fakat gördüğünüz gibi ana sayfa, yani home yazılı, işte takip edin, random gönderiler, yani rastgele gönderiler, Facebook, popüler post, bunların hepsi İngilizce. Bunları basitçe, çok kolay hem de Türkçeleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi kod bilgisi falan bilmenize gerek yok. Evet, temamızı attık, yayınladık. Şimdi bunu düzenlemeye gelelim. Arkadaşlar, şimdi ilk öncelikle bunun için basit bir yöntem var. Burada neyi değiştirmek istiyoruz mesela? Home, yani ana sayfa yazan kısmı, doğru mu? Evet, geliyoruz. Ctrl F yapıyoruz. Home yazıyoruz. Bakın şimdi burada şu kısmı özellikle dikkat edin. Burada sağ köşeyi bir sürü home adındaki karakter var. Şimdi bizim aradığımız şöyle çok basit. Bakın bu mavilerle özellikle hiç işiniz yok. Bunlara dokunmayın bile. Çünkü karışıklığa sebep olabilir. Burada bir yeri değiştirmeniz demek kodun çalışmaması, hata vermesi anlamına gelir. Ve bu sebeple de sizin indeks almanıza veyahut da Google'ın reklam vermesine büyük problemlere sebep olacaktır. Evet arkadaşlar, bakın diyor ki şurada, bakın kod bloğunun orada home yazılı. Fark ettiyseniz şöyle yakınlaştıralım. Şu kısımda home siyah bir şekilde yazılmış. Yani normal karakter gibi, normal yazı gibi. Bunu ana sayfa diyoruz. Bunu home'u ana sayfa olarak yap. Şimdi şöyle bir test edelim. Bakın gördüğünüz gibi home yazısını Türkçeleştir ana sayfa olarak. Bunun gibi diğer şeyleri de yaparak da bunları düzelteceğiz. Örnek Regent Post. Regent Post ne demekmiş? Hemen basit Google çeviriden bakıyoruz. Regent Post demek yakın zamandaki gönderiler. Ha, bunu kopyalayın arkadaşlar. Geldik. Kopyalamadan önce tabii Regent Post'u bir arayın bakalım nerede. Çünkü sonuç itibariyle değiştireceğiz. Bakın search kısmında bunu yapmışlar. Evet, yapıştırıyoruz. Yakın zamanda gönderiler, yani yakın zamandaki gönderiler de diyebiliriz. Buradaki bizim temamız otomatikman büyütüyor. Yani bunları küçük yazabilirsiniz. Bu sizin tamamıyla tercihinize kalmış. Biz kopyala yapıştır yaptığımız için bu şekilde oluyor. Bakın yakın zamandaki gönderilenler ya da gönderiler, değişik bunu istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Sizin tamamıyla özgür iradenize kalmış bir şey. Ön alt kısımlar. Random post, regent post, popüler post. Bakın burada zamanla yayın yaptıkça burada gönderiler, yayınlamış olduğunuz makaleler gözükecek. Böylelikle bunu çok daha işlevli ve güzel bir hale getirebilirsiniz. Random post'u da hemen değiştirelim. Hemen random post'u da değiştirelim. Şöyle. Ha, bu tabii şey. Mesela bir de blog'un farklı şeyleri var, yapıları var. Şimdi bunları size şöyle açıklayayım. Düzen diye bir şey var. Bizim burada işte sosyal ikonlarımız, menülerimiz, logolarımız, reklam yerlerimiz, get dediğimiz ya da get dediğimiz, hani burada işlevli hale getirebilmemizi sağlayan araçlar, bir diğer ismi de araçlardır. Araçlar olan kısımlar. Bunlar da bakın bazıları kod bloğundan değişmese bile bu düzen kısmından değiştirebilirsiniz. Random postunu örnek olarak değiştirebilirsiniz. Buraya da rastgele paylaşımlar diyoruz ve noktalıyoruz. Şimdi bunu kaydediyoruz ve şöyle bir kontrol ediyoruz. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, baktığınız gibi rastgele paylaşımlar. Buraya da bu şekilde bunları değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraları hızlı bir şekilde geçmeye çalıştım çünkü zaten aynı şeyler olduğu için sizleri sıkmak ve zamanınızı kaybettirmek istemiyorum. Şimdi bizim bu şekilde
bütün her şeyi Türkçeleştirebilirsiniz. Şimdi örnek bir yayın yapalım. Sizlere bu işleyişin nasıl işlediğini hemen göstereyim. Hemen şuraya random bir şekilde, yani rastgele yazıyorum. Maksadımız sadece deneme amaçlı. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde sizlere aktaracağım. Şimdi biz blogumuza bir yayın yazdık ve bunu gönderdik. Bakın burada gözüküyor. Herhangi bir fotoğraf olmadığı için gözükmez. Read more, daha fazlasını oku veya daha fazla gibi buraya şeyler yazabilirsiniz. Hemen buradan çevirelim. Daha fazla oku. Kopyaladık. Gene Türkçeleştirme kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi değiştirdik. İçerine girdik. Şimdi bazı burada bizlerin gözünden kaçan şeyler var. Mesela yayınlarda paylaş butonlarının Türkçeleştirilmesi gibi. Bunlar aslında çok basit. Sadece dediklerimi yapsanız bütün her şeyi, yani this, show this, burada paylaş yaparaktan sayfayı, temayı Türkçeleştirebilirsiniz. Bu sizin için de emin olun çok daha iyi olur. Hem ilerleyen süreçlerde sizlerin daha iyi öğrenebilmenizi sağlar. Şu yorumlar kısmını düzelteceğiz ama ilk öncelikle şuraları düzeltmek istiyorum. Ne demekmiş? Hemen bakalım. Sonraki, next ya da öncesi. Bu sayfalarda mevcut olan şeyler. Bunları da hemen şuradan next. Tabii şimdi bir sürü next vardır büyük ihtimalle. Bazen bunu bulmak gerçekten güç olabiliyor ama hani yapacak bir şey yok. Heh, buldum. Bakın next. Hemen sonraki. Buraya da diyor ki en son, burada da en son gönderiyi görüntülüyorsunuz diyor. Bunu da alıp hemen bu kısmı yapıştırdık. Buradaki yazan kısmı da hemen bu şekilde düzeltelim. Öncesi. Böylelikle arkadaşlar çok daha basit hale getirmiş oluyoruz. Burada da büyük ihtimal son gönderiyi görüntülüyorsunuz diyor. Evet, çünkü hata vermemesi için. Evet, bakın burada da post at moment. Yani diyor ki yoruma gönderideki yorumlar ya da yorum. Burada da gönderideki yorum diyor. Hemen bunu da düzelttik. Yorum gönder. Edit normal. Biz bunu tabii ki de kaydedeceğiz ama kaydetmeden önce şöyle bir de kontrol edelim. Kaydettikten sonra tabii. Evet, bakın gördüğünüz gibi komple değişti. Türkçeleştirildi yani bu kısımlar. Tabi burayı unutmuşuz tamamıyla. Niye unutmuşuz? Hemen buraya da bakalım. Bazen mevcut olan şeyler büyük küçük harf uyumuna girdiği için kabul edilmiyor. Bu sefer bulunamıyor. Bunun için küçültün, o şekilde yazın. Evet, gördüğünüz gibi basit ilgili mesajlar. Hemen şunu da yapıştırdık ve harika. Gördüğünüz gibi temamızı Türkçeleştirmiş bulunmaktayız. Sizler de bu şekilde yaparak bunları çok daha güzel yapabilirsiniz. Bu short itlerden de bir tanesini, yani burada paylaş ibaresini de değiştirelim ve bu videonun sonuna gelelim. Evet, bakın short it Facebook'ta, yani burada paylaş. Orada hemen şuraya da basitçe yazalım. Burada paylaş. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Tamamdır arkadaşlar. Böylelikle tamamlamış olduk arka. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Burada paylaş yerleri de geldi. Bir dahaki videoda nasıl eklentileri kullanabileceğinizi ve Google'da nasıl indeks alabileceğinizi kısa kısa anlatacağım. Bu seriyi devam etmeniz için yani şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bir şey öğrenmeden, bir konuda çaba göstermeden bu işten de ekmek yiyemezsiniz. Aynı zamanda haram zaten. Neyse arkadaşlar, bir dahaki blogger eğitim videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.